Şey yapıyorsun lan, ne oluyor? Vuruyor. Geliyor bana, böyle ayaklarına falan vuruyor, dövüyor beni. 11, 22 ve 28 Ocak. Kalk Çiko çay. Kalk Çiko. Yeter yattın, hadi kalk. Çiko. Hadi. Hadi Çiko. Çiko kalksana. Çiko'nun umurunda değil. Yeyi biçip yatıyor. Başım biraz var. Biraz var. Biraz daha içeri sakinler. Bu içeride bir iş var ya. Yemeyeyim. Nasıl ya? Nasıl ya? Ama belirttim hayvanları karıştırdım. Böyle bir üstünü değişeyim, kucağıma falan olayım. Dur. Yap biraz. Hadi gel. Hadi. Ne de erkeğiz abi. Bir kedimiz var. Çiko meslektaşım. Beraber her sabah beni kapıda karşılar. Beraber geliriz. Burada ben çalışırken biraz beni izler. Televizyon izler sıkıldığında. Dizileri var. Yalnız kedimizin şöyle bir sorunu var. Çiko'muz çok fazla yemek yiyor. Kendisi yiyor. Geliyor biraz dizi izliyor. Ondan sonra bir daha gidiyor. Yemeğini yiyor. Geliyor biraz daha dizi izliyor. Eğer o anda kendisini sevdirmek isterse gelir. Bana benimle biraz uğraşır. Severim. Ondan sonra gider yine yemeğini yer. Gelir, yine dizisini izler. Çiko 2 yaş 2 aylık. Kendi yaşıtlarına göre kilosu bayağı fazla. Yani 6-7 yaşındaki kedilerle hemen hemen aynı kilo. Bir 9 kilo civarıydı. Çip taktırmaya götürdüğümüzde bir ölçüm yapıldı. Bir diyet uygulamamızı istediler. Şu anda 8 kilo 300 grama kadar düşürdük. Bakalım, yani niyetimiz bir 6,5-7 kilo bandına çekmek. Tabii kendisinin de biraz istikrarlı olması lazım. Bu diyet konusunda bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Yok, biraz mamaya saldırıyor maalesef. Onu da inşallah kısa bir zamanda halledeceğiz. Şimdi Çiko'yu eski günlerdeki gibi böyle hoplayıp zıplayan bir kedi olmasını istiyoruz. Sadece işte dediğim gibi yiyeyim, içeyim, yatayım, Alparslan'ı izleyeyim. İşte o hafta hangi dizi varsa, iyi bir Galatasaray taraftardır. Galatasaray maçlarını çok sever. Birlikte Galatasaray maçı izleriz. Ama dediğim gibi yani bir şekilde zayıflatacağız. Eski günlerine geri döndüreceğiz inşallah. Diyet mi? Yani valla pek arası yok. Yani halen daha yiyeyim diyor. Yani biraz o konuda şey sıkıntılıyız. Yani normalde kedinin yemesi gereken 3 katını yiyor. Yani bu da bize hem maddi yönden de biraz sıkıntı. O yüzden kendisini de çalıştırıyorum. Yakın zamanda paspas çektireceğim. Yapacak bir şey yok artık. Neye destek olacak? Şu anda mutsuzluğu da yüzünden okunuyordur. Yaklaşık 2-3 saattir mama kabını sakladık. Mama vermiyoruz. Suratımız çok azık. Bakalım bir saatimiz daha var. Bir saat sonra inşallah mamasına kavuşacak. Gerginlik durumumuz nasıl, bir ona da bakalım. Evet.